Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi size yine çok güzel bir model hazırladım. Modelim şöyle şatafatlı, hoş ve zarif bir model arkadaşlar. Bakın şöyle altındaki bu ilmekleri kulak çöpüyle yaptım. Şu ikişer ayırmış olduğum ilmekleri. Şöyle üzerine de örümcekten yuvalar hazırlayıp bu şekilde böyle kenarı sık iğneli akide şekerlerle süsledim. Çok hoş oldu, çok da zarif oldu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet, bugünkü yapacağımız modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce bu şekilde tülbentlerimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm kenar tığlama püf nokta işlemi var arkadaşlar. 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarsanız oradan tığlama işlemlerinin tüm püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Evet. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şöyle 7 tane bıraktım. Ben ekranda güzel görüksün. Şöyle tuttuğum zaman yakın ikisi bir ekranda gözüksün diye böyle 7 tane yapıyorum. Bakın bir tanesi de tutturma işlemini. Geri kalan kısmı da böyle 5 tanesi de ara mesafesine kalıyor. Evet. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneyi daha önce hazırlamışım ara suyu olarak. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Şöyle 1-2 zincirimi çekiyorum sık iğnemin üzerine. Bir defa tığımı doluyorum. 2 ve 2. Yine 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Çiçeğimiz için yuva hazırlıyoruz bu şekilde bakın. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu boş olan trabzanımın tepe noktasına girdim. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Hemen 2 tane zincirle düz tarafına döndüm. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Buraya toplamda 15 tane bu şekilde tekli trabzan yapacağız. Şöyle 3. Zinciri de sayacağız. 5 oldu. 6. 7. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 alarak tekli trabzan, ikili trabzan yapıyorum. 10 11 12 13 14 ve 15.'yi arkadaşlar 2 zincir çekip yuvanın içinde kapatarak bu şekilde yapıyorum. Hemen 1-2 zincir çekip bu yarım bıraktığım üçgeni şöyle tamamlıyorum. Bir sonraki boş tığ battıya kapatarak. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya girdim. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpik olarak kapattım. 1, 2 zincir. Toplamda arkadaşlar 7 tane yapacağım bu. Şimdi yapmış olduğum ara suyundan. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. 2 zincir. Boş olan tığ battıya sabitledim. Bir tane daha gösterelim. Şöyle 2 zinciri bir defa dolayıp 2 aldım. Tepesine 4 zincirden tomurcuk yapıyorum ve kapattım. 1 2 zincir. Çimenimiz bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. 7 tane bu şekilde çimeni yapıp sonra bu boş olan trabzanlara 15 zincirden oluşan bu ikili veya tekli trabzan diyenler de var. Bu şekilde çimenini hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Şöyle kiremit rengi ipimizi tığımıza tutturduk. Hemen ilk trabzanın tepe noktasına şöyle bakın, arasına değil tam tepesine arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitledim. Üzerine de bir zincirimi çektim. Hemen bu ilk göstermiş olduğum aparatım kulak çöpünü taktım. Her trabzanın böyle tepe noktalarına girerek buraya toplamda 14 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 14 yuvadan da buraya 6 tane yuva oluşturacağım. Hemen sıradaki trabzanın tepe noktasına 2 zincirimi çekip şöyle aparatımla kalıplıyorum. Bakın. Şöyle tepe noktasından girdim. 2 zincirimi çektim, taktım. Hiç trabzan tepesi atlamayın. Eksik çıkmasın. Şöyle dikkatlice 1-2 zincir kapat. Evet. 1-2 zincir. Bakın bu şekilde kalıplıyorum. Şöyle trabzanın tepe kısmına girip 2 zincirimi çekip şöyle fazla sona doğru büyüyor arkadaşlar. Şöyle arkaya devrik de durabilir. Yeter ki ilmeklerin genişliği aynı olsun. Bakın nasıl geniş gibi duruyor ama şöyle iyice kalıplayınca hepsi aynı seviyede ilmekler oluyor. Ona dikkat edin. Sadece bu ilmek toplarken dikkat edilmesi gereken husus sona doğru bollandığı için, o yüzden şöyle arkaya devrik durmasına izin verin. O zaman hepsi bir ayarda ilmek çıkıyor arkadaşlar. Evet, taktım bu şekilde. Sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Şöyle 1-2 zincir takıyorum. Tekrar şöyle 1-2 zincir. Evet, sonuncu trabzanımızın tepe noktasına da geldik. Şöyle 1-2 zincir hemen takıyorum. Saymayı unuttum arkadaşlar, sizle konuşurken tekrar sayalım. Bakın 3, 6, 8, 10, 12, 14 tam oldu. Şimdi bu kalıplamış olduğumuz kulak çöpünü çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde kıvırınca kolayca çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi. Bakın çıkardıktan sonra yavaş bir şekilde şöyle ters tarafına çevirip şöyle sondan 2 tanesini alıp bu şekilde bakın 2 tanesini birden sık iğne ile tutturdum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. İpimi oraya bir bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Bakın. Şöyle bunu bir zincirle buraya, çözünürlük hemen gidiyor. Tekrar bakın dibine bir zincirimi çekip bu 2'nin içine, bu tutturma işlemini bu şekilde yaptım. Ben bunu bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Şöyle tutturma işlemi olsun diye. Bir de bu şekilde güzel durdu. Şimdi buraya küçük küçük örümcekler yapacağız arkadaşlar. Az daha zincir çekecektim. Şöyle bakın. Buraya 6 tane bu şekilde küçük örümceklerden yuva hazırlayacağız. Yine 2 tanesini tuttum. Buraya sabitledim. Bakın. Yine aynı şekilde tığımı minik uzatıp şöyle küçük bir örümcekten yuva hazırlayacağım. Bakın. Şu kadarcık olacak. Fazla büyük hiç güzel durmuyor arkadaşlar. Ben biraz büyük yapmıştım sarıda. Söktüm. O kadar çirkin durdu ki. Sonra bu küçük küçük yapınca çok güzel durdu modelim. Tasarlarken buna dikkat ettim. Yoksa olmuyor diye modeli hazırlamayacaktım. Ufak detaylar bazen hayat kurtarıyor arkadaşlar. Örümceğin büyük olması modelin şeklini dahi değiştiriyor. En ufak mesela küçük bir detay. O yüzden şöyle minik minik ipimi hafif uzatıyorum. Küçük küçük örümcekler yapmaya çalışıyorum. Bakın ikişer ikişer de bu ilmeklerimi tutuyorum. Aynı şekilde tekrar minicik bir örümcek. Bismillah. Şöyle bir ve iki. Kapattım. Hafif uzatıyorum ipimi. Uzattığım boyutta da örümcek yapıyorum. Evet, sonuncu iki ilmeği de bu şekilde tutuyorum. Sık iğne ile sabitledim. Hemen dibine bir tane zincir çekip aynı ilk başta yaptığım gibi buraya da bakın 4 zincirle bu tomurcuğa da sabitliyorum. Tekrar bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen bu bakın 2 örümcek üstte, tek örümcek altta olacak şekilde sabitliyorum. Bakın. Hemen şöyle 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Örümcekli yuvanın içine giriyorum. 3 seferde 2-2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bu trabzanın içine ilmek toplayacağız. 2 zincir boyutunda ipimi uzattım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın. 9 tane bu şekilde ilmeği tığıma topladım. 10'uncuyu da bu örümcekli yuvadan alıp şöyle hepsini bir bakın yavaş yavaş oynatarak alıyorum ki tığımdan pırtmasın. 2 defa tığımı doladım. Yine bu örümcekli yuvaya girip bir ilmek aldım. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde buraya kenarına bir trabzan yaptım. 4 zincir. Bu aradaki bakın yukarı yaptığımız o teli de içine alıp şöyle temiz bir çalışma yapıyoruz. 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde. 2, 3, 4, trabzanı sık iğne ile dolduruyoruz. 5, 6 ve 7. Hemen örümceğin içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bakın sık iğneli bir akide şekerimiz oldu. Şöyle geçerken bir zincirle geçiyorum ki üst üste örümceklerim böyle katlanmasın. Evet arkadaşlar, bakın çok güzel, bir de çok kolay oluyor. Bu ilmekler, örümcekler ayrı bir hava kattı. İnan şöyle tasarlarken ben çok beğendim. Biraz uğraştım tasarlarken ama değdi sizler için. 2 defa tığımı doladım. Hemen 2, 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilmek boyutum. 2 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvanın içine girip bir ilmek alıp 2 zincir boyutuna uzattım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu şekilde topluyoruz. 8 ve 9. 9 tane ilmeği topladım tığıma. 10'uncuyu da bu örümcekli yuvadan alıp sonra bir ilmekle hepsini başa kadar şöyle oynatarak çekiyorum. Birden çekince tığımdan ip çıkma riski oluyor arkadaşlar. Dikkatli yapmak daha iyi. 2 defa tığımı doladım. Bu 2 katından alıyorum. 1, 2, 2. Şöyle 4 seferde bakın biraz daha taşacak şekilde uzun yapıyorum trabzanımı. 4 zincir. Hem bu teli hem de zincirimi, trabzanımı içinde olacak şekilde kapattım tomurcuğumu. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 tane yapıp 8. zinciyi de örümcekte yapıyorum. Şöyle dibine bir tane de zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle çok güzel bir akidemiz oldu. Üçüncüye bir zincirle, sık iğne ile şöyle tek teli aşağıda, çift teli yukarıda olacak şekilde yapıyorum. Evet, 3 zincir, 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu benim ilmek çekme boyutum. Şöyle bir defa tığımı doladım. Ve bu trabzanın içinden 9 tane ilmek çıkaracağım. Bakın, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde 9 tane örümcekli yuvadan da bir tane, 10 tane toplam ilmekle bu şekilde akide şekeri yapıyoruz. Kapattım sık iğne ile. Bakın bu kısımdan şimdi 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. 2 teli birden hemen aldım bu şekilde. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8.'yi yine bu örümcekli yuvadan alıp bakın bu şekilde akide şekerini bitirdim. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir, 2 defa tığı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 zincir, 1 defa tığı doladım. Yuvaya girip ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Trabzanın arasından 9 tane ilmek, bir tane de örümceğin içinden 10. Hemen 10'unu birden şöyle çektim ilmeği arasından. Kapattım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Bu şekilde. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Örümceğin içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zinciri unutmayın arkadaşlar, gerdiriyor geçişlerde bir zincir olmayınca. Hemen bu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oluyor. İşimiz çok da güzel oluyor. Şöyle 2 tane kaldı, onları da hemen yapalım. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Trabzan yapacağız. 2, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 zincir. Bu bizim ilmek boyutumuz. 1 defa tığımı doluyorum. Giriyorum. Şöyle 1. Yine şöyle ipimizi atalım arkaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine trabzana 9 tane ilmeği topladık. 10.'yu da örümcekli yuvadan, 10'unun içinden de böyle top geçiyorum ilmeğimi arkadaş. Bakın tığımı oynatarak şöyle sonra sıktırıyorum. Hepsini bir buraya sık iğne yapıyorum. Evet, 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Kenarına şöyle uzunca bir trabzan yaptım. 4 tane zincir. Kapatıyorum. Şöyle geri kalan kısma yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen bu örümcekli yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip şöyle örümceğimin içini kapattım. Evet, yine 3 tane zincirimi çektim. Bakın, sonuncuya geldik. Şimdi sonuncuyu da yapalım. 2 defa tığımı doladım. Hemen örümcekli yuvaya girdim. Şöyle 2 alarak bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. Bu 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bakın, oynatarak bu şekilde sık iğne ile de buraya sabitliyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2. 4 zincir kapatıyorum. Bakın buraya bu şekilde. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. sık iğnemi örümcekte yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine örümceğimin içine giriyorum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Örümceğe girmeyi unutmayın. Böyle güzel duruyor. Sonra yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Makasımı uzağa bırakmışım. Şu düğüm beri tarafından şöyle kesip, evet. Bakın arkadaşlar, size bu şekil böyle kalıp gibi ütüye dahi ihtiyacı olmayan bir model hazırladım. Şöyle ütülerken biraz akideleri, bakın birer zincir yerine 2 zincir dahi çekebilirsiniz. Şöyle ayırıp sonra ütüleyin. Ben şimdi şu ipimi hemen temizleyip yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakıp temizleyip geldim. Modelim bu şekilde. Bakın, kırmızı yerine size bu şekilde kiremit rengiyle yaptım modelimi. Gerçekten çok hoş oldu. Çok zarif oldu. Şu ilmeklerin üzerinde şöyle asil bir duruşu oldu. Sadece trabzanların üzerine çok hafif, basitmiş gibi duruyordu arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde tasarladım. Sık iğne ile trabzanların üzerindeydi. Ben de farklılık, şöyle bir ağır bir gösterişli olsun diye bu şekilde hazırladım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar duruşunu bu ilmeklerin üzerinde. Örümceklerin üzerinde hem altta ilmek, şöyle çok şatafatlı, şahane bir görünüşü oldu arkadaşlar. Sarı renkle de beraber göstereyim. Bakın, yakın olunca ikisinin bir kadraja sığması dahi bu şekilde oluyor. Örnek şatafatlı olunca siz arasını böyle 5 yerine 7-9 açabilirsiniz arkadaşlar. 7 yaptığınızda bu şekilde benim gibi 5 kalır. 9 yaptığınızda arada tutturma işlemi olduğu için şu uç kısımlarını 7 kalır. Bakın şöyle şu güzelliği beraber tutayım. Gerçekten çok güzel. Şöyle bunların mevlit örtüsüne çok güzel yakışır arkadaşlar. Kreplerin üzerine beyazın, siyahın çok hoş yakışacak bir ağır şatafatlı şöyle duruşu oldu. Bu akide şekeri sadece arkadaşlar yapımı çok kolay. Sadece biraz fazla ip tüketiyor. Bu ilmek toplama işlemi olduğu için oraya biraz fazla gidiyor. Bu şekilde. Ama o da bu güzelliğe değer sanırsam. Evet arkadaşlar, çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle duruşuna bakın. Çok tatlı oldu. Evet, şöyle bir de tülbentimi toplayıp öyle göstereyim arkadaşlar. Böyle ışıkta bakalım. Çok hoş, çok güzel. teker teker de göstereyim. Sizlere nasıl beğendirirsem diye uğraşıyorum. Kızlarımı çok tatlı aldılar arkadaşlar. Evet. Böyle modelimiz. Sizler de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hani yarı yarıya değil çeyreğe düştü. Neredeyse arkadaşlar izlenimler çok aşırı düştü. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü YouTube beğeni ve yorumlarla modelleri ön plana çıkarıyor. O da izlenimlere yol açıyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.